Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Dead videosunu anlayın. Hepinize selamlar. Gençler, bugün dümdüz bir loop build ile kurban oynamaya çalışacağım. Son zamanlarda kurban tarafı biraz keyif veriyor bana, ne yalan söyleyeyim. Loop atmak eğlenceli oluyor yani. Bir tane kurban videosu atayım dedim. Lobide iki tane ace vardı bu arada. Mikaela'yı görünce kaçtılar kesin. Evet, yine bir abonemiz denk geldi. Yaz. Selamlar söylüyorum kendisine. Ne videosundayız killer. Vallahi. Bak, takımımda bir tane Mikaela, bir tane Sable, bir tane de Bilde'de var. Yani bu oyunda bir jeneratör komisyonu falan kurulsa bu üçü direkt yetkili kişi olur yani hani. Başkan yardımcısı, başkan yardımcısının yardımcısı falan olurlar. Öyle bir üçlü yani. Eğer ki benim maçımda jeneratör atamazsanız bozuşuruz. Bak, ben killer olsam mahvederdiniz ortalığı. Şimdi de atın, hadi çabuk, bekliyorum. Hadi şu an 3 jen bitsin mesela ve öyle şey yaptım. Bu arada gençler, benim aktif bir shorts videosu düzenim var biliyorsunuz ki. Böyle katilleri anlatmalı falan. O video için killer önerisi yapabilir misiniz? Yani şu katili anlatabilirsin, bu katili anlatabilirsin gibisinden. Yani yorumlarda yazabilirsiniz. Ben ilgi çekici olanları güzel hazırlayabileceğimi düşündüklerimi shorts videosu olarak atarım. Zaten 15-20 tane yaptım yani, yaptıklarımı yazmanıza gerek yok. Evet, ilk jen olumlu. Dedeye bir palet save çıkar mı diyeceğim. Biraz da düşürdü. Okey. Dedeyi o zaman hemen kaldırıyoruz. Mırıbı. Tamam, sal dedeyi, sal orada, sal. Bize geley. Vay. Mikaela demek ki buna çok respect attırmış. Oğlum hayır ya. O kadar kaldırmadı ki yani baltayı. O kadar kaldırmadı ki baltayı. Dedim herhalde yine gelmeyecek. Gelecek daha doğrusu, pardon. Bari dedim stun atayım. Kötü oynadık. Beni görüyor mu lan o? Lan dur, şimdi kaza kurşununa gideceğim. Dedem ne yaptın? Heal mi istiyorsun? Yok, emekli maaşını çekmeye geldi anasını satayım. Bak yine mantıksız sorularım başladı, tamam mı? Survivor tarafına geçince. Dedem. Allah da kahretsin, Allah da kahretsin ya. Öf. Hiç sevmiyorum şu oyunda beleş hasar almayı ya. Dedeyi bloklayacağım diye rahat edemedim zaten. Dedenin üçüncü düşüşü. İlkinde biz kaldırdık. İkincisinde Umbrella ile kendi kalktı. Üçüncüsünde yine almıyor adam. Anlamadım. Oğlum bunu tuzak olarak mı kullanıyor ya bu? Kıvrak Matt. Ne oldu? Tam orada drop girdi oyunum. Onu görenler şey yapsın. Tanıyorsunuz değil mi beni? Ben bu jeni bitireceğim. Dedeye bir torpil dönüyor ama bir anlamadım. Dede işinde bir torpil var. 3 kere düştü, asmadı. Ya yaşına başına hürmet ediyor ya bir torpil var, bir şey var. Evet, takıldık peşine gidiyoruz şu an. Anne ördek gibi bizi yönlendiriyor derken. Bu adam bir şey biliyor. Bu adam bir şey biliyor. Bu adama saygı duyun arkadaşlar. Abi kulun köpeğin olayım, yapma. İyi dodge, iyi dodge purpo. Dodge copero. Oğlum onu tutturma işte ya. Onu tutturursan hayat bir dakikalığına falan kötüleşir. Dede işkolik çıktı, beni yıllamak yerine tekrar cene oturdu. Fulle fulle geliyor. Geliyor geliyor. Gelmiş. Oğlum kardeşim, sırtıma çıkana kadar ben duymayayım bunu o zaman, ben anlamadım lan. Ta dibime gelmiş adam, bu kesin şey build'i yapmış, gizlilik build'i falan. Oo, mahvetti adam bizi, hadi bakalım. Herkes 2v8 modunda ya. Şu an var ya 1v4 modu tryhard kaynıyor ya, tryhard. Killer'da kurbanda eziyet şu an 1v4 modunda. 2v8 bitene kadar full 2v8 mi çeksem ya, ne güzel chill chill devam ediyordu. Şuraya bir girdim bak, yine sinir stres başladı ya. Geliyor geliyor. Ha? Şapkamı aldı lan. Balta aldı, balta aldı. Kaçalım, kaçalım. Bu kesin şey build'di ya. Balta alınca sessiz olma falan filan. Bunu geçen yayında İbo'da yaptırdılar. Hatta bu videoyu ben de çekeceğim. Huntress'te böyle sürekli sessiz olma build'i var. Balta alıyorsun, sessiz oluyorsun. Jam tekmeliyorsun, sessiz oluyorsun falan, böyle güzel bir build. Ben de yapacağım. Adam hep ikili ikili indiriyor oğlum. Ben anlamadım. Bu ne promosyon falan alıyor adam ya. Birini düşürünce ikincisi de düşüyor yanına. Altsın mecbur. Yapacak bir şey yok. Baltayı bilerek yedim. Düz kalsam daha kötü olacaktı. Bak mesela geliyor, gördünüz mü? Lan niye ara geldin? Leş bir maçtı ya. Vallahi leş bir maçtı. Otoyevun'u killer atmış. Hadi bakalım. Nord Huntress, Dead Slinger, bu üçünden birisi olabilir. Yine Huntress. Peki. Bugün lanet var anlaşılan. Maçların tryhard olduğu belli çünkü... Bak iki maç. İki Huntress. Yapmayalım hocam onu. Göremedim ki bu oyundan. Bak bir kere deniyor sadece adam. İkinciye. Sana diyor ki
Yok kardeşim, sana bir daha denemem. Allah'tan beni o spotta arıyor şu an. Okey, yırttık kıvrak sayesinde. Beni hala o spotta sandığı için bir şeyler oldu. Arkadaşlar, ben bu videodan önce klan videosu çekmeye çalıştım. Size karşı dürüst olmak istiyorum. 2 maç oynadım. 2 maçta da karga gözü attılar. Size yemin ederim 20 bin saatli adam geldi. Maçlar var ya bak, 4 jam bitiyor, ilk hook'u anca falan alıyorum. Hani şeyi boş ver, hook almayı boş ver, hit atamıyorum ya. Hit atamıyorum. Yani bu inanılmaz saklanarak oynuyorlar. Böyle jenden jene gidiyorum sürekli. Jene gidiyorum, jen %70, etrafında kimse yok. Öbür jene giderken dönüp onu bitiriyorlar. Başlarım böyle şey dedim, kurban tarafına geçtim yani. Hani dürüst olayım size o konuda. Yani aslında bugün klan videosu atmayı planlıyordum. Ama inanılmaz tryhard bir ortam var şu an oyunda. Herkes 2v8 modunda. Yani oyuna yeni başlayanı da, orta seviye oynayanı da, herkes 2v8'e geçip eğlenme kafasında. Buraya bütün tryhardlar kaldı. İnanılmaz tryhard oynuyorlar. Öyle böyle değil. Hani hit attırmıyorlar ya adamlar sana. Boş verin hani hook almayı, hit attırmıyorlar. Muhteşem build'ler var. Adama hit atamıyorsun. Canlar sahnesinde eriyor falan. Gerçekten hiç keyif almadım. Hani öyle gergin, sıkıcı, böyle sessiz geçen bir videoyu da atmak istemedim. O yüzden bari kurban tarafına geçeyim dedim hani. Onu söyleyeyim. 1-2 video daha deneyeceğim Clown'ı ya da başka bir killer'ı. Sürekli o tarz geçerse maçlar 2v8 modu bitene kadar tryhard oynamayı planlamıyorum. Onu söyleyeyim. Hep 2v8 modundan devam ederim. Böyle ilginç şeyler denemeye çalışırım. Çok kötüydü çünkü. Gerçekten çok sıkıcıydı. Hani tryhard geçsin maçlar, o konuda hiçbir sıkıntı yok ama başa baş geçsin hani. Adamlar Real Madrid. Ben böyle Balçova falan gibi oldum hani, anladın mı? Öyle bir fark vardı. Bu arada fark loop farkı değil yani. Gördüğüm kişiyi düşürebiliyordum. O konuda sorun yok ama görmüyorum. Ananın götü ya. Ben ne alaka oğlum? Beni niye görüyorsun şu an? Diyeceğim, görmüyormuş. Sesimi duyuyor ama duymadı, tamam. Yok, inanılmaz tryhard bir ortam var şu an. Felaket ya. Hocam sen ne yapıyorsun ya? İzin ver de yıllanayım bari. Canavarlar kalmış ya oyunda. 2v8 modunda ne güzel çil çil oynuyorduk, anasını satayım. Hatta kurbanda da 2v8'e geçip mi oynasam ya şimdi? Bilemedim, bir bakayım da. Abi yüksek MMR marka katilleri belli. Huntress, Nurse, Spirit, Maraz. Bunlara boşuna oyunun en güçlü katilleri demiyoruz yani. Çünkü bunlar şöyle katiller, ustalaşma istiyorlar. Yani herkes beceremez bunları. Beceremezseniz madara olursunuz. Öyle katiller bunlar. Ama becerirseniz de işte oyunun en güçlü 5 katili listesine sokuyorsunuz bu katilleri. Beni niye görüyorsun ki şu an? Hile misin anasını satayım? Beni inadına prefire bekledi ya bana. Sen ne yapıyorsun? Ne deniyorsun sen ya? Oldu canım. Ya bunda bir volekli build var. Görüp deniyor. Hocam bir arkadaşa bakıp çıkacağım şuradan. Baktım çıktım hocam. Steve'cim, canımın içi. Ceviz beyinli kardeşim. Fındık beyinli kardeşim. Benim tarafıma sürün. Paleti devireyim, seni kaldırayım. Değil mi? Katilin olduğu tarafa sürünmüş ya. Bu oyun zekası falan değil. Bu bildiğin gerçek zeka yani. Hani gerçek zekası bu şekilde bence adamın. Hocam bir şey diyeceğim. Bunda bir volektik bir şey var ha. O adam normal değil. Ciddi diyorum. Ya bu build var ya hile bu adam. Elinde balta kaldırıp herkesin nerede olduğunu tahmin edemezsin sürekli ya. Allah, şu tekerleğin içine gireceğim şimdi ya. Bak 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 bak. Ne gördün? Ya bu sefer de M1 denemedi. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Çok sinir bozucu bir gün. Klan videosunun gerginliği var üstümde hala. Siz o videoyu dediğim gibi izlemediniz. İki maça da sildim. İnanılmaz tryhard bir ortam var şu an oyunda. Aklınız varsa girmeyin arkadaşlar. Ciddiyim bak. Müthiş tryhard bir ortam var. Bir maç daha deneyeceğim. Eğer o maçta bu şekil çok gergin, böyle sıkıcı geçerse 2v8'e döneceğim. 2v8'de kurban oynayacağım. En azından palet falan yaparım ya. Bu neymiş oğlum? Ya bu MMR olayının en büyük farkı ne biliyor musunuz? Katiller sizi kovalamıyor. Bak cidden. Mesela düşük MMR'larda takılıyor adam sana. Atlıyorsun pencereden, palet deviriyorsun, devam ediyorsun. Adam seni kovalıyor. Oluyor. Anladın mı? Devam ediyor seni kovalamaya. Düşürür düşürmez, umurunda değil. Yüksek MMR'a bir geliyorsun, adam sana bir tane hit atıyor. Baktın başka spota mı gidiyorsun? Hop seni salıyor. Tamam kardeşim, sen defol git diyor. Sen de yediğin hitle oturmuş oluyorsun. Sonra seni boş bir alanda yakalarsa kovalıyor, hit atıyor. Dolu bir alandaysa seninle chase atmıyor. Senin yapman gereken tek şey jeneratör ve çok sıkıcı maalesef. O yüzden hani hem chase atamamış oluyorsun, hem de chase atman gerektiği anlar hep boş alanlar olmuş oluyor. Gerçek gücünü de yansıtamıyorsun adama. Geliyor seni avlıyor. Hah, bir de böyle yerde falan bırakıyor. Uğraş dur sonra ya. Adam sadece 4 hook alarak 2 kill aldı. Ulan ben geçen 10 hook aldım, 2 kill'le bitirdim maçı. Adam 4 hook'la 2 kill'le bitirdi. Helal olsun. Hocam bu build'in ne? Tamam, jen tekmeleyince yer görme. Bu neymiş? Tam olarak onarılan her jeneratör 16 metre yakındaki kurbanları 5 saniyede açığa çıkarır. Karga olayı tamam. Karga ürküttüğümüzde yerimizi görüyorsun. Baltalarda ne var? Tam dediğim gibi volekli bir olay çekmiş. Belki kanlı kasap yerine de dolap açınca yer görme alabilirdi. Ben şu build'i yapıp antris çekebilirim bu arada. Güzel build'miş. Son bir maç daha normal
oyunda deniyorum. Ninni sesini duyduğum an ESC maçtan ayrıl, onayla. Hadi bakalım, bu map'te uzun süredir kurban oynamıyorum. Hep killer maçlarına denk geliyordu ve çoğu maçı kazanıyordum. Kurban tarafında neler yapacağız? Fırsat penceresi olması iyi çünkü çoğu spotunu ezbere bilmiyorum buranın. Maraz tabii ki. Arkadaşlar bu MMR'larda başka katil beklemeyin. Şu an full tryhard'dayım. Maraz, Nurse, Huntress. Bu üçü arasında döner. Arada bir belki Nemesis falan da gelir. Çünkü Nemesis de güçlü bir katil. Albert gelir. Chucky gelir. Ama genel olarak o saydığım 3 arasında döner maçlar. Büyük ihtimal buraya gelecek. Ojen'in yaptığımı biliyor çünkü. Felaketsin karşım. Felaket senaryo. Yemedi fake'imi. Okey. Geç hemen özelliğe. Canavar ya, canavarlar, canavarlar. Yürütmüyorlar ki, yürüyemezsin abi şu adamlara karşı. Adam senin özgüvenini alıyor, anladın mı? Dönemezsin o spotta. O adama karşı o spotu hemen devirmen lazım. Abi baksana adam, yani ehliyet sınavı gibi çıktı ya oradan. Ben o taşlara var ya kafamı vura vura yoğun bakımlık olduydum ya şu spotta. Adam oradan sağa sola çapraz mapraz dedi, gitti hit vurdu. Bak paniği görüyor musun, bak paniği. O adamın da özgüvenini aldı bak. Bak panik şu an. Şu an panik. Bak her şeyi deviriyor, gördün mü? Düşecek şimdi. 5, 4, 3, 2, 1. İyi, bir buçuk saniye falan daha delay'li öldü. Abi ben çok saygı duyuyorum ya bu tarz zor katilleri oynayabilenlere gerçekten. O yüzden mesela Deathslinger'ı mainlemeye çalışıyorum. Zor bir katil. Allah'ım şükürler olsun dodge atabildim. Oh yırttım. Çok korkunç, şöyle iyi oynayan katillere karşı var ya, bir de güçlü bir katilse hani böyle maraz gibi özelliği güçlü olan falan. Böyle kendimi korku filminde gibi hissediyorum ben ciddi anlamda. Bizim adamı öldürmüş bile. Ne ara öldürdü? O bizim adam can bitiriyordur, ben şu kapıya gideyim. Niye bitirmedi ya? Ona mı gitti? Yahu hay şansımıza. Fener'e elimi süremedim ya, Fener'e. Elim titriyor böyle Fener. Nasıl tutacağım? Hocam yüksek olan can neredeydi? Bana ne oldu tam olarak? Tam olarak bana ne olduğunu anlat. Vaaay! Bir paleti devirmeyeyim, bir tur atayım dedim sadece. Bir tur ya. Abi yok, yemin ederim oyun canavar modda. Aklınız varsa oynamayın. Aklınız varsa 2v8'den başka bir şey oynamayın şu an. Ya hani sakinliğimi korurum diyorsanız oynayın. Ama ben hani şey yapayım diyorsanız, sakin maç geçiremem, sinirlenirim falan diyorsanız aman neyim, bulaşmayın bu moda. Alamayacağız ki, nasıl alacağız? Ya dede trade'e girecek, ya gelip beni yıllaması lazım. Yani şu adam bile Genrush yedi ya. Gerçekten ben anlamıyorum. Diyecektim ki prestij 100 marazmış zaten. Hani hak ediyorsun kardeşim. Çok merak ettim saatini de yazmamış. Eklememiş. Ha buraya yazmış. Bunun 5000'i falan killer'dır bu adamın. Ama şu adam bile Genrush yedi mesela bak. Gidip onu almaya çalışmasak sadece 2 kill alabilmişti mesela şu gameplay ile. Arkadaşlar bu moda tövbeliyim. Tövbeliyim. 1v4'ü bir süre unutun. Killer tarafında da bir denerim tekrardan. Hatta size bir güzellik yapayım ben. Hadi bir tane killer gireyim, tamam mı? Bir tane clan gireceğim. Bu build'im hazır. Şu şekil paletlere kafa atmalı bir build'im var. Bir maç bir oynayayım, bir görün. Hadi bak bu video oyunun karanlık tarafı olsun, tamam mı arkadaşlar? Bak gerçekten inanılmaz zorlanıyorum bu arada şu an. Yani bu adamlar benim dengim değil. Dürüst olmam lazım. Benden çok daha iyiler. Özellikle killerlardan bahsediyorum. Yani kurbanlar çok önemli değil. Bir şekilde chase'de yakalayabiliyorsun falan ama az önce oynadığım 3 katil de benden çok 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 daha iyi bir oyuncuydu. Onlara karşı bir şey yapmam zor zaten. Karşı tarafta birini gördüm galiba. Şuraya bir kırıp oraya gitmeye çalışayım. Maçın sonucu ne olursa olsun koyacağım abi, tamam mı? Hook bile alamasam koyacağım. Yani Steve'cim artık bir yerde. Sen de haklısın tabi. Hızlı başladım. Paletlere kafa atma build'imiz var. Bunlar ne yapıyor ya? Ulan beni mahcup etmek için mi böyle oynuyorsunuz anasını satayım? Urban'ı var, sprint'i var, okey. Saklana saklana oynayıp şey yapacak çakal. Okey, tek yiyorsun. Şu
Şöyle kibir gücü. Süper. Kibir arkadaşlar stun yediğimiz zaman tek atmamızı sağlıyor. Ruh öfkemiz aktif. Sağlıklı birisini tekle düşürebiliriz. Ruh öfkesi kibir artı dayanıklı kombosu ile. Hemen onu yapmaya çalışacağım. Burada iz var da. Oğlum harbiden beni mahcup etmek için mi böyle oynuyorsunuz ya? Başlar Treyart Mreyart dedik. Nereye geldin? Hı? Güzel. Hala ruh öfkem artı kibirim duruyor. Süper haber. Şu sarı gazı alıp bir biraz can kontrolü yapalım. Kancadaki attempt denedi. Peki abi. Yemin ediyorum var ya sırf göt olayım diye. Sırf göt olayım diye adamlar maçı satıyor ya. Ne yapıyorsun le? Ya sen salaksın ya. Sen salaksın. Bu arada yanlış şişeyi atmışım zaten. Ya. Senin var ya. Okey aslında o palete kafa atabilirdim ama kibir artı şey ruh öfkesi gitmesin diye atmadım. Onu başkasına saklıyorum sağlıklı birisine. Hop kibir artı enduring yedi Steve kardeşim. Bir daha dikeldim diyorum. Saygı duruşuna geçtim. Good boy Steve. Oğlum en baştaki maçım şöyle geçse ben şu an klan videosu atıyordum. En baştaki iki maç o kadar rezil, o kadar gergin, o kadar sıkıcı geçti ki. Ben de dedim bari şimdi eğer böyle devam ederse video atamayacağım. Yani gün piç olacak. Bari dedim kurban videosuna geçeyim hiç atamamaktansa. Size göstereyim neler çektiğimi diye klan oynayayım dedim. Onda da maç ez geçiyor ya. Atışın kalitesini gördün mü? Sana bir moru gelsin bakalım. Şöyle. Evet ilginç. İlginç. Biraz shitpost videosu gibi. Neyse 3 tane çok kötü kurban maçı geçirdik. Ben böyle videolar geçirdiğim zaman gerçekten arkadaşlar içime hiç sinmiyor ama bir yandan da hani atmak zorundayım bazı şartlar için. Hani sonuçta aktiflik falan. Aynı zamanda sonuçta bu benim işim. O yüzden bari klan tarafında iyi geçsin ki hani sizlere mahcup olmayayım. En azından birkaç teselli gibi düşünün. Ha. Tamam sen de salıyorsun. Okey. Dolapta mı? Bakayım. Şerefsiz nasıl ispiyonladı ya? Nasıl ispiyonladı ya? Bu neydi şimdi? Sırf mahcup olayım diye mi yaptınız? İnanılmaz. Okey. Bir maç daha atayım o zaman klan. Bari kurban kısmını katil tarafıyla toparlamaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey düşünüyor olabilirsiniz. Hani sonuçta bu senin işin. Maçlar iyi geçene kadar, iyi maçlar çıkana kadar oynamaya devam et diye düşünüyor olabilirsiniz. Aslında haklısınız kısmen. Ama tamamen haklı değilsiniz. Tamamen haklı olmamanızın sebebi şu. Benim tek işim bu değil. Yani ana işim bu evet ama soru cevap videosunda izlediyseniz yapmam gereken başka şeyler de var. Hani o yüzden zamanım kısıtlı yani bir nevi video çekerken. Yoksa ben zaten mükemmeliyetçi bir insan olduğum için hani psikolojik olarak falan en iyisini çıkarana kadar maç atmaya devam ederim. Bu videoya 11.45 gibi başladım. Saat şu an 13.45 ve 3 tane iğrenç kurban maçı, bir tane de güzel bir klan maçı var elimde. Başka hiçbir şey yok. Hani 3 saatte şunları yapabilmişim. En iyi bunlar çıkmış yani. Gerisini siz düşünün. Biraz daha böyle sürekli hadi çıkartayım, daha iyisi olsun desem saat 3 olacak. Bunun editi de var. Direkt editine oturuyorum. Editi bitecek. Thumbnail'i bitecek. Videonun yüklenmesi bitecek. Hop sana saat kaç oldu? 6.30-7. 6.30-7'den sonra ben asıl işlerime zaman ayır tamam ki hani bunu da göz önünde bulundurun bunu derken. Yoksa haklısınız yani gerçekten hani ben bir içerik üreticisiysem, bir video bir build çekiyorsam onun en iyisini göstermem lazım. Sonuçta bu benim işim. Yani şey deme hakkım yok. Ulan gösteremedim, şanssızlık yaşadım, tüh deme hakkım yok. Olana kadar denemem lazım. Sürekli yeni maç, yeni maç, yeni maç denemem lazım. Ama az önce anlattığım kısımda da siz bana hak verin lütfen. Ara sıra böyle kötü videolar olabiliyor maalesef. Yapacak bir şey yok. Bunları da iş kazası gibi düşünün yani. Ormanda atılmış galiba o maç bu maç arkadaşlar. Bak bir map'in kendisinin gelmesi farklı, kurbanlar tarafından atılması farklı. Mesela kurban tarafı Ormond attıysa ya da ölü it barı attıysa ya da karga gözü attıysa ben anlarım ki o kurban takımı Genrush için girmiş. Yani bir Genrush build ile geliyorlar. Okey iki kişiyi gördük. Akıllıca direkt spot salmaca. İyi bir atış, iyi bir atış. Çok fazla uzaklaşmasını istemiyoruz. Ya palet bu tarafta mıymış ya? Okey. Güzel oynadı. Biz de iyi kitledik çoğu yerde önünü. Daha erken alabilirdim bu hook'u ya. Palet keşke diğer tarafta çıksaydı o spotta. O spotun diğer tarafına da çıkabiliyor çünkü. Orta jende bir ilerleme mi sezdim hoca? Ne ilerlemesi? Orta jen bitmiş.
Jen kapatma yaptı bir de. Bu kaç saniye kapanıyordu ya? Jen'i tekmelemeyeyim diye kapattı çakal. Oğlum onu aldığı gibi healladı. Daha yeni almadın mı lan onu? Evet evet, o bahsettiğim takım tam da bu arkadaşlar. Güzel bir atış daha. Boğul lan boğul. Seni boğacağım var ya, bu gazla boğacağım seni. Okey. Kibir olduğunu öğrendi. Of, çok gıcıksın ya. Çok gıcıksın ya. Yemiyor abi adam hiçbir şeyi. Kusursuz. Yemin ederim kusursuz ya. Şu olmasa alamayacağız adam ya. Şu perk'ü olmasa adamı alamayacağız. Evet, uzun chase yedik. 2 jenlik bir chase yedik arkadaşlar. 3 jenlik bir chase yemişiz arkadaşlar. Tam olarak anlatmaya çalıştığım şey bu. Yani ilk 2 maç tamamen böyle geçti. Hatta bundan daha kötü geçti. Bu maç yani hook alabiliyorum en azından. Öyle söyleyeyim ben size. Bu da bitmiş. Jen kapattı yine tekmelemeyeyim diye. Görüyorsunuz değil mi perk kombolarını? İnanılmaz perk komboları var adamların. Ya sen salaksın ya. Sen var ya. İki kere aynı şeyi yaptı atlayacağım diye. Bu maçı ben mesela nasıl kazanayım? Allah aşkına bana var mı mantıklı bir açıklama yapacak birisi? Yani hepsini daha birer kere anca astım. Ölmeyecekler. Dördü de hayatta. Hangi jene gideyim? Hangi birisini kovalayayım? Hani anladın mı? Bak bu da yüksek. Ha burada dönüp durur. Tekmelerim bak. Sen gelmeden zaten adam öyle bir yere kaçıyor ki o adamı yakalayamazsın yani. Anladın mı? O adamın peşinden gidersen birisi döner jeni bitirir. Evet seni burada tutuyor. Diyor ki azıcık uzaklaştığına jene geri dönerim. Bak görüyor musun bak. Oh. Saniyesinde geliyor ya. Birisi arkadan dolanıyor mudur acaba şu an ya? Dolanmış bile. Okey, ikiye geçti bu. Şimdi geldiler. Aslında tunnel da yapabilirdim de. Daha mantıklı olurdu. Bunun da işi olacak galiba. O yüzden bunu da alayım dedim. Eğer bunu direkt düşürebilseydim bunu yerde bırakıp diğerine gidecektim. Orada aptal gibi şişe atmakla uğraştığım için gitti adam baro viti alabildi ya. Hop adam sahnesinde uzadı. Hadi yetiş yetişebiliyorsan. Jene tekmelemek zorundasın. Ya onu mu bitirdin ya? Arkadaki bitseydi bari. Onu mu bitirdin ya? 3 jene bırakacaktım bırakamadım. Bak Claudette de o jene gidiyor. Şimdi Kanca'yı mı koruyayım, Jen'i mi koruyayım? Hani muhteşem bir ortam var anladın mı? Kanca'yı durdurdu bu arada. Abi bu ultler muhteşem, ben hiçbir şey yapamam. Bak Kanca'yı durdurdu. Hadi camp'li adamı yiyorsa şu an. Camp'li adamı döner Jen'i bitirir. Anladın mı? Döner Jen'i bitirir. Eğer bu Jen'i camp'lersen adamla birlikte ileridekini bitirir. İleridekini bitirir. 3 jene düşmediler. Hiç sıfır risk, sıfır risk. Beleş hasar veremezsin. Mümkün değil. Bak görüyor musun? İnanılmaz maçlar, inanılmaz. Yani şu an ağlamaktan haz duyuyorum ya. Şu an uzaktakini yapıyorlar. Evet aynen öyle. Barov'u da veremedik. Okey. Kayıtlara geçmesi falan herhangi bir şey olmayacağı için arka kovalamayı deneyelim. Evet, bir kill'le morimi atıp defolup giderim hocam. Görüşürüz. Hiç abi kapı açılmaz hızına lan, yeni bitti Jen oğlum. Yok arkadaşlar vallahi benden uzun bir süre 1v4 kısmından video beklemeyin. Çok ciddiyim bak. Az önceki maç bir istisnaydı. Az önceki ölü itbarının rahat geçtiğine bakmayın. Bütün maçlarım böyle geçiyor. Bütün. Yani böyle bir hız olamaz. Her anlamda yani. Her anlamda. Sadece Jen hızına demiyorum bak. Tamam adamların görevi Jen yapmak. Jen yapıyorlar. O konuda bir sıkıntı yok. Ama bu ultler inanılmaz. Adam Jen'i kilitliyor sen bozma diye. Ne bileyim. Kancadakini alıp sahnesinde heal'lıyor. Asla beleş hasar veremiyorsun. Hiç yani sana böyle şey bir yerde yakalanmıyor. GG yani ne diyeyim ki bro. Süpersiniz vallahi, helal olsun. Ben bir şey demiyorum yani. Ben 2v8 devam arkadaşlar. Aman diyeyim aman diyeyim. Bu videoyu unutun bence. Bu böyle bir video olmadı. Eğer iyi maç çıkarmaya devam edeceksem hiç video atamayacağım. Çünkü hiçbir maç iyi geçmedi. Yapacak bir şey yok. Bu videoda böyle olsun. Nazarlık olsun diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler. İyi geceler.